Sevgili seyirciler, hemen arkamda görmüş olduğunuz kalenin burçları Osmanlı döneminde yapılmış. Hemen kalenin girişi de burada. Aslında aşağıdaki ilk giriş burası. Yine Osmanlı döneminde yapılmış. Bunlar Urartular zamanında değil, Osmanlı döneminde yapılmış. Yukarıda gözetleme kulesi var. İşte kimin geldiğine bakıyorlar. Orada işte görmüş olduğunuz gibi küçük küçük pencereler var. İlk giriş burası. Yukarıda görmüş olduğunuz yapı da Horasan harcı ile yapılmış. Kerpiç, hemen şu kerpiç yapılar şu yukarıdakiler. Onlar da hala ayakta duruyor. Neden? Çünkü Horasan harcıyla yapılmış olan yapılar her zaman günümüze kadar gelmiş olan sağlam yapılar. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bayağı bir yürüyeceğiz. Burası ilk girişi. Yukarıda bakalım bizi neler karşılayacak. Buyurun. Sevgili seyirciler, kaleye çıkmaya devam ediyoruz. Az kaldı, çok az kaldı. Şimdi kaleden biraz bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle birazcık yaklaşırsak. Görmüş olduğunuz bu taşlar en az 3000 yıllık Urartular döneminde yapılmış ve enteresan tarafı hepsi böyle kalemle çizilmiş gibi, dümdüz böyle bıçakla sıyrılmış gibi taşlar. Altlar Urartu, hemen yukarılar Osmanlı'ya ait. Ve bir özelliği daha var. Hemen şu kenardaki çıkıntılar var ya, oralar aslında daha da kaleyi kuvvetlendirmek amacıyla yapılmış. O sistemin adına da bastiyon diyorlarmış. Böyle baston gibi, bastiyon. Böyle destek oluyormuş yani, çıkıntı olduğu zaman yıkılmasın diye. Bütün teknoloji düşünmüş. Belki de o zamandan beri biliyorlardı. Hani buranın bir fay hattı olduğunu, depreme dayanıklı. O yüzden depreme dayanıklı bir şekilde yapmışlar. Burada her şeyi düşünmüşler. Ne zaman? Ta 3000 yıl öncesi. Üstler Osmanlı, altlar Urartu. Bakalım yukarı doğru çıkalım. Neler göreceğiz? Beraber gezelim. Sevgili seyirciler, Van Kalesi'ndeyiz. Aslına bakarsanız bundan ta 3000 yıl öncesine kadar gidecek olursak, burası Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba. Urartu Kralı 1. Serdori tarafından M.Ö. 830 yılında yaptırılmış olan Tuşba'dayız şu anda. Burası aslında tek parça bir kaya. Kocaman bir kaya kütlesi var burada. Ne yapmışlar burayı? Burayı bir kale haline getirmişler. Çünkü buradan etrafa şöyle baktığınız zaman Van'da göremeyeceğiniz ev yok. Her yeri görüyorsunuz buraya çıktığınızda. Dört bir yana hakim. Arkamda görmüş olduğunuz o bulutların arasında kalan, sislerin arasında kalmış dağ Erek Dağı. Hemen ileri tarafta Süphan Dağı var. Burada Artos Dağı var hemen sol tarafımda. Mükemmel bir yer burası. Çıkması biraz böyle hani keyifli keyifli çıkıyorsunuz. Çok hafif bir yokuşu var. Ama yukarı çıktığınızda diyorsunuz ki iyi ki gelmişim. Buraya çıkmaya değer diyorsunuz. Çünkü bütün Van ayaklarınızın altında. Burada her yeri görebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Peki ne olmuş sonrasında? Tuşba'dan sonra, yani Urartu Krallığı'ndan sonra burada birçok medeniyet yaşamış. Selçuklu'ya kadar gelmiş. Selçuklu'dan sonra Osmanlı buraya acayip yatırım yapmış. Çünkü İran seferlerinde Yavuz Sultan Selim aslında buradan düzenlemiş. Hatta öyle ki Yavuz Sultan Selim İran seferine giderken demiş ki buraya bir cami de yapalım demişler. Hemen ileride de bir cami var. Şu arkamda görmüş olduğunuz kayaların üzerindeki surları da zamanında Osmanlı yaptırmış. Tabii sonrasında tadilata uğramış. Şu anda hakikaten çok keyifli, çok gezilip görülesi bir yerdeyiz. Van Kalesi'ndeyiz. Buraları şöyle bir gezeceğiz. Sevgili seyirciler, arkamda şahane turkuaz rengiyle Van Denizi var. Niye Van Denizi diyorum? Çünkü ta Asurlular, Urartular zamanında bile oraya deniz diyormuş insanlar. Hala da deniz diyorlar. Bizim yöre halkı yine Van Denizi diyor. Gerçekten kocaman bir denizi andırıyor. Türkiye'nin en büyük gölü biliyorsunuz Van Gölü. Sodalı bir göl. Peki şu anda neredeyim? Kalenin hemen surların kenarında durdum. Ne yapıyorum? Arkamda bir yer var. Orayı göstereceğim. Hemen şu aşağı kısım Eski Van deniyor oraya. Eski Van. Şu aşağıda bulunduğumuz kocaman kısma Eski Van deniyor. Neler var Eski Van'da? Aslında birçok medeniyetin izleri var. Mesela hemen şurada Selçuklu'nun yaptırmış olduğu Ulu Cami var. Onun görmüş olduğunuz gibi minaresi ayakta duruyor. Hemen arkamda Ahlat Çağlar döneminde yapılmış olan Kızıl Minareli Cami var. İleride Hüsrev Paşa Cami var. Mimar Sinan'ın projesini onayladığı Hüsrev Paşa Cami var. Muhteşem bir yer burası. Kocaman bir alan kalmış aslında burada. Birçok medeniyetin izlerini görebilirsiniz. Ne zamana kadar? Ta ki 1915'e kadar. 1915'te Rusların işgali sonucunda bütün buralar hep talan edilmiş. Yakılmış, yıkılmış. Birçok işte eski tarihi eserler zarar görmüş. Eski evler zarar görmüş. Adı Eski Van kalmış. Ve etrafın her yeri sonradan yeniden yapılmış. Çok da güzel olmuş. Muhteşem bir yer burası. Şimdi ileri doğru gideceğiz. Bakalım neleri göreceğiz. Ama en güzel tarafı şahane Van Denizi manzarası.
Sevgili seyirciler, dünyaca ünlü Van kahvaltısının merkezindeyiz. Van'da Kahvaltıcılar Sokağı'ndayız. Van'a ilk geldiğinde herkes ilk buraya bir geliyor. Buraya geliyor, şahane bizim efsane Van kahvaltısını yapıyor. Ondan sonra güzel Van'ı gezmeye başlıyor. Biz de ne yaptık? İlk buraya geldik. Haydi bismillah, görelim efsane kahvaltıda neler varmış, beraber görelim. Selamünaleyküm abi. Nasılsın abi? Çok iyi, sağ olasın. Sevgili seyirciler, sütçü Kenan abiyle beraberiz. Kenan Coşkun bize bizim buranın efsanesi, şahanesi. Ne yapıyordu Kenan abi? Kavut. KAVUT. Doğru. Kavut yapıyoruz. Doğru. Demeyin ki Van'a gittiğinizde kavut görmediniz. Şimdi yöresel bir ürün, sıcak ürün sofraya gelir. Tamam. Yani kavut ham maddesi buğday. Buğdayı sacda kavurup değirmende dövülmüş hali. Tamam. Bunun esmeri olur. Sıvı yağla yapılır. Kenan abi, şimdi bizim asıl malzememiz ne? Ham maddesi buğday. Buğday, bu kadar. Tamam, başka bir şey gelecek. Evet. Malzeme bu. Hani bu kadar kolay, bu kadar şahane. Ham maddesi buğday, özü de esmer un. Doğru. Değil mi? Doğru. Ne kadar esmer? Yani sacda kavrulup değirmende dövülmüş hali. Esmer un. Sıvı yağla yapılıyor. Yıllar önce insanların gelir kaynağı çok iyi değilken, sabah aç karnı insanlar bunu yiyip bağ, bahçe, tarla işlerinde çalışmaya gitmişler. Vay. Tok tutar. Güç veriyor değil mi? Kilo aldırmaz. Forum korur, enerji verir. Gerçekten. Tabii böyle bir özelliği tok tutar, kilo aldırmaz, forum korur, enerji verir. Ver sloganı! Vay be! Çok güzelmiş. Hatta evet. Bizim aradığımız şey bu yıllardır. Yiyen dostlar da bir gün sonra kahvaltıya geldiğinde ya Kenan Bey öyle bir kahvaltı verdiniz ki gün boyu acıkmadık. Gerçek. İşte bizim Van kahvaltının bir özelliği de böyle yani. Vay. Van kahvaltısının olmazsa olmazlarından bir tanesi kavut. Kavut. Ama çok enteresan. Evet. Sadece esmer undan yapılıyor. Doğrudur. Bir de sıvı yağ. Tabii öyledir. Bu kadar. Sıcakken de üzerine bal, vişne reçeli veya pekmez çok daha lezzetli olur. Onları dökeceğiz mi? Tabii şimdi dökeceğiz. Tamam. Vay. Bitti mi ustam? Bitti. Vay. O zaman indirelim. Tamam, indirelim. Tamam. Hemen şahane. Tabağa döküyoruz, üstüne dediğim gibi tatlıyla servis İnşallah. Yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi murtuğaya geçiyoruz. Ne? Murtuğa. Murtuğa. Evet. Murtuğa. Evet, yumuşak y ile murtuğa. 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 Ha. Ha, evet, bak, doğrudur. Ra mı? Ra mı? Evet, doğrudur. Gayn mı? Gayn. Doğrudur. Ra. Murtuğa. Doğrudur. Burada hafif bir gayn var ama doğrudur. Onu çok patlatmayacaksın. Evet, yani. Ustamız hemen murtuğayı yapmaya ustamız geçiyor. Ustamız kim? Hemen Musa ustamız geliyor. Musa ustamızı alkışlarla alalım mı? Alalım. Bravo! Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam, vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam. Musa ise bize murtuğa yapacak, şahane. Şimdi yağla unu hafif kavuruyoruz. Beyaz un ama bu sefer. Beyaz un. Bu sefer esmer un değil. Yok, beyaz un. Tamam. İyice kavurduktan sonra hafif böyle esmerleşince yumurtayı başka bir kapta çırpıp üzerine dökülüp yapılıyor. Hocam farkındasın, her şeyin de esmeri güzel ya. Evet. Şimdi murtuğa. Evet, murtuğa. Murtuğa yapıyoruz. Bu da murtuğa sıcakken, da sıcakken yine tatlıyla yiyilir. Balla özellikle. Öyle çok lezzetli olur. Abi ben diyorum Vanlılar niye böyle dinamik enerji evet. Bizim. Bir de bizim bir özelliğimiz, gelen misafirlerimiz bize soruyor. Kenan Bey çok fitsiniz. Evet. Kilo niye almıyorsunuz? Şimdi fit olma sebebimiz doğal beslenmemizden dolayıdır. Vallahi bak adam gerçekten çok doğal besleniyoruz. Simit, poğaçaya, böreğe, çok hamur ürüne alışkın olmadığımız için yani doğal bir kahvaltıyla başlıyoruz güne. Bunun yanında işte dediğim gibi gün içerisinde tabii et ürünümüz de çok. Büyük yani. Şehirlere çıkınca bakıyorum ben genel olarak insanlar herkesin daha çok göbeği var. Çok şişman oluyor. Büyük şehirlerde genelde herkes iri diyor. Yani biz acaba o yüzden mi sığmıyoruz büyük şehirlere? Çok kalabalık olmasın İstanbul özellikle. Evet, evet. Şimdi murtuğa ne yapılıyor? Evet. Unla yağı hafif kavuruyoruz. Kavuruyor. Esmerleşinceye kadar. Ondan sonra yumurtayla buluşturuyoruz. Şimdi abi şey soracağım. İkisinin arasındaki fark ne? Şimdi biri bildiğimiz buğdayı sacda korup değirmende dövülmüş hali. Tamam. Birini insanlar gelir düzeyi çok iyi değilken aç karnına yiyip bağ, bahçe, tarla işlerinde çalışmaya gitmişler. Yani tok tutar, kilo aldırmaz, forum kurur. Birini de yıllar önce Ermeniler cevizle tüketip uzun ömürlü yaşamış. Ermeniler mi öyle yapmış? Ermeniler murtuğayı cevizle tüketip uzun ömürlü yaşamış. Vay. Tarihçesi böyle. İkisinin de ortak özelliği böyle esmerleşene kadar yani yapacağız. Yani esmerleşecek aynı. Esmer ata atladı, tabancalar patladı. Esmer ata atladı, tabancalar patladı. Esmer gelin giderken sarışınlar
Sarışınlar çatladı esmerin adı oya, benzer güneşe aya, bir küser bir naz eder, öptürmez doya doya. Esmerin adı oya, benzer güneşe aya, bir küser bir naz eder, öptürmez doya doya. Bravo! Abi köpürdü, dur ne yapıyorsun? Ustam ne yapıyorsun? Mustafa ne yapıyor? Yumurtayla buluşturuyoruz. Ha buluşuyor, şu evet. An buluşuyor. Doğru. Çünkü artık iyice oldu değil mi? Evet. Vay vay vay. Ama yumurtanın sarısı mı? Yok. Çırpılmış hali, beyazı da var. Çırpılmış hali. Vay vay, bak 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 bak, ne oldu abi? Acayip bir hal aldı ha. İşte abi bizim has mutfağımız. Vay maşallah. Sıcakken de balla yenir. Yani inanın kahvaltıda başka bir şey belki çoğu insan yemez. Allah Allah, Allah Allah. Ben ilk defa görüyorum, biliyor musun Murtuğa'yı? Murtuğa çok güzel bir şey. Allah Allah. İnanın ben kendim çoğu gün eşimi arıyorum. Yemek değil de kahvaltı hazırlar. Kahvaltı yapalım. Murtuğa mı? Ama sıcak murtuğanın, balla, sıcak ekmekten böyle bir şey yok. Bir de tok tutuyor değil mi abi? Tok tutuyor abi. Ya Kenan Bey, biz öyle bir kahvaltı yapmak istiyorsun. 3 gün bir şey yemeyelim ya. Murtuğa yemek istiyorum. Evet, Murtuğa, ondan sonra... Kavut. Ha, Van kahvaltısı. Dünyada eşi, benzeri, menendi, örneği yok çünkü. Niye? Diyeceksin niye? Diyeceksin niye? Çünkü işte öyle. Çünkü burası Van. Van. He. Evet öyle. Vay vay! Bu ne ya? Kenan abi bu nedir ya? Van şimdi, kahvaltısı abi. Van'da mesela geldi uçaktan, otobüsten inen ilk buraya gelip bu kahvaltını yapıyor. Sırf günübirlik kahvaltı için gelen gruplar. Van'a. Van'a. Var ama nereden geliyor şimdi? Yakın illerden geliyor. Tabii. İran'dan geliyorlar. Şimdi şehrin çok ayrı bir potansiyeli var. Değil mi? Üç ülkeye sınır. Hangi ülkelere sınırız? İşte Ermenistan. Ermenistan. Irak. İran. İran. Çok yoğunuz. Van kahvaltısı nereden geliyor abi? Özelliği ne? Niye Van kahvaltısı? Evet. Ya Türkiye'de bak kaç il var? 81. 81. 81 doğru. İl var. Say. 81 il var Kenan abi. Bir Van'ın kahvaltısı hep meşhur. Van kahvaltısı. Mesela dememişler ki Yozgat kahvaltısı. Doğru. Demişler ki Nevşehir işte kahvaltısı meşhur. İşte ama bu neden Van'ın demişler. Doğru. Neden? Her yerin ayrı meşhuru doğru. Var. Ama biz doğallığımızı, organikliğimizi hiç bozmadık yıllardan beri. Ve bunun yanında işte bir bölgenin sıcak kanlılığını, kültürünü yansıtınca gene misafirlerde bir ayrı bir yer ediniyor. Bunların çoğu aslında başka illerde yok mu mesela? Var. Yani bizim bir farklılığımız, en büyük özelliğimiz de gelen misafirin damağında bir imza bırakıyoruz. Vay. Böyle bir özelliğimiz var. 40'lı yıllarda ilk köylü kahvede buluşuyor, işte bahçede çalışmaya. Hı. Buluştuğu zaman biri yumurta, biri cacık, biri peynir, biri zeytin derken bakıyorlar bir kültür var. Allah. O zaman rahmetli her büyüklerimiz, şey mi getiriyor? Tabii, rahmetli büyüklerimiz bir iş yeri açıyorlar, küçük. 2-3 masayla başlıyorlar ve ilk menü bildiğimiz tasa, 1,5 kepçe süt, köy ekmeğini doğrayıp ondan başlıyor. Sütçü olayı oradan geliyor. Sütçü lakabı oradan geliyor. Deden ismi miydi? Tabii. Sütçü lakabıydı. Öyle, dede. Dede ismi ne? Sütçü Kenan. Sütçü Kenan. Doğrudur. Ha. İlk oradan geliyor. İşte menü oradan başlıyor. Ondan sonra bize nesillere akıyor. Bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler, çok enteresan. Mesela geldik böyle, gelir gelmez size böyle yapıyorlar mesela. Hoş geldiniz diyorlar. Ya biz kahvaltı yapacağız. Tamam hoş geldin. Abi vallahi kahvaltı yapacağız. Ya hoş geldin de dilime imanıma kahvaltı yapacağız abi. Ya diyor ki burada kahvaltı böyle başlıyor. Doğrudur. Burada kahvaltı kültürü sütle başlıyor. Sütün içinde ne var? Sütün içine de bal atıyoruz. Vay. Bölgenin has karakon balı. İlçemizin, iki ilçemizin balı meşhur. Çatağan ve Bahçesaray'ı içine bal atıyoruz. Şimdi ilk başta süt içiyoruz. Tabii. İçtik sütü. Süt kesmez mi? Bizim karnımız doyurmaz mı süt? Süt tabii biraz doyurucu özelliği var ama dediğim gibi biz bir özelliğimiz de misafirlerimizin damağında imza bırakıyoruz. Ama sen kendine attın balı, kendine attın. Yok ben sana vereceğim. Sağ ol. <ya. gülüyor> İlk önce sütlü balla karşılıyorlar sevgili seyirciler. Şöyle, şimdi bunu içtik, bismillah, içtik. Sofraya hemen oturuyor muyuz? Sofra. Bekliyor muyuz? Yo, oturuyoruz. Hemen oturuyoruz. Tabii. Tamam. Şimdi burada çeşit çeşit lezzetler var. Yani bu, hani bize değil, buraya her gelene bu mu? Her gelene bu. Budur değil mi tamam. Yani? Ha arı geldi. Bak arı niye gelir? Arı lezzete gelir. Ben hemen kavuttan başlayayım. Ha kavut. Kavut.
Kavur ham maddesi buğday. Şimdi buğday sacda kavurup değirmende dövülmüş hali. Ha. Bunun esmeri olur. Sıvı yağına yapılır. Tamam. Yıllar önce insanların gelir kaynağı çok iyiydi. Sabah aç karnı insanlar bunu yiyip bağ bahçe tarla işlerinde çalışmaya başlar. Aslında bu birazcık daha böyle garibanların yediği değil mi? Eskiden yani çok maddi durumu iyi olmayanların tabii yediği ama özelliği tok tutuyor. Kavut bana ver. Ver. Ver ya Allah Allah. Vermiyor Allah Allah. Çünkü niye? Kavut kıymetli. Evet. Az yiyorsun çok doyuyorsun böyle akşama kadar. Van'ı gezeceğiz daha. Açıkacağız. Bu ne? Sonra bir de yöresel murtuğumuz var. Ha murtuğa. Ermeniler cevizle murtuğayı tüketmişler uzun ömürlü yaşamışlar. Wow. Tarihçesi böyle. Ceviz üstüne ceviz mi? Yok yanında cevizle yemişler. Ha, ceviz biz de ne yiyoruz? Yanında böyle karakovan balığıyla yiyoruz. Oo daha da uzun ömürlü olacağız inşallah. Tabii. Ondan sonra reçelle yiyoruz doğal. Gül reçelimiz maşallah meşhur. Hmm. Onunla beraber tüketince gerçekten çok özel bir lezzet. Şahane. Murtuğayı unutmayın. Bunun yanında kavurmamız. Vay. Süt dana hayvanı seçerek alıyoruz. Kasap kardeşimiz bahçede kesiyor. Bayanlar bakır kazanda kaynatıyor. Vay. Sinir yavranı sıfır özel bir et. Vay. Çok özel bir lezzet. Maşallah. Yani dostlar ya Kenan Bey biz daha önce sanki et mi yemişiz, ot mu yemişiz bunun farkına varamıyoruz. Ya. Bir şey söyleyeyim. Ya ben de demek istiyorum ki ya Kenan Bey et mi yedik, ot mu yedik bunun farkına var bana. Ben de bunu değil Kenan abi. Abi işte. Değil ki, değil ki. Ya Kenan Bey diyeyim et mi yedik, ot mu yedik, ne yedik, ne yedik biz değil. Değil. Abi yok. Şimdi bunu bir yaşat bize be. İnşallah. Beni bugün bir yaşat be Kenan yaşat, abi. Yaşat, beni bugün Van'da beni bir yaşat be. Tamam olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Bırak, bırak, bırak bana bırak. Hiç bırakmıyor ki ben nasıl yiyeceğim bunları, hiç bırakmıyor. Bunun çok yanında güzel. Yine. Şöyle bak, evet. Tablo gibi ha. Otu peynirini zaten bölgenin en has. Şimdi bu olmaz evet. Olmaz. Olmaz olmazımız. Otlar yazın ilk dönemi Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yetişen otlar halk dilinde de şifadır. Ne otu? Sirmo, mendi, kekik sırasıyla. Karışık. Tabii 3-4 tür ot var. Tamam. Ve bölge insanı akşam yağlı yemek dahi yesek üstüne muhakkak peynir yer. Neden? Peynir yemezsek mide hazmetmez böyle bir kültüre sahibiz. Allah Allah. Gerçekten. Grubun birini anlattım. Bayanın biri bir 10 saniye düşünüp cevap verdi. Dedi Kenan Bey 10 yıldan fazla Fransa'da görev yaptım. Onlarda da 100'den fazla çeşit peynir var. Ne yerlerse yesinler üstüne muhakkak peynir yer. Onlar da mı öyle yapıyormuş? Sizin kültürünüz Fransız kültürüyle çok bağdaşıyor. Demiş. Allah Allah. Böyle bir ortak özelliğimiz varmış. Van halkıyla Fransız halkının ortak özelliği var. Vay be. 3 çeşit mi ot var bunun içinde? 4-5 çeşit ot var. Bir daha sayabilir miyiz? Sirmo, mendi, kekik, helis böyle sırasıyla devam ediyor. Evet. Abi mesela akşam mesela ağır bir şey yedik. Evet. Kuru fasulye yedik, pilav yedik. Ağır geldi. Yani. Bundan bir tutam yiyeceğiz böyle. Lokmanın içerisine koyup ekmeğin içerisine yiyoruz. Rahatlatıyor mu abi? İnanın bunu yemeyince sanki biz sofradan aç kalkmışız gibi. Allah Allah. Gerçekten. Şehir dışına giderken bile eşlerimiz yanında muhakkak saklama kabında götürüyor. Vay be. Yani unuttuğumuz zaman sanki çok büyük bir şey kaybetmişiz. Sanki bir ilaç unutmuşsun gibi. İnanın öyle geliyor. Bizim ilacımız da bu. He ben bunu alayım. Van halkını. Sağ ol bunu alayım. Sağ ol. Hudeş de razı ver. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu Allah. Bir şey söyleyeyim hakikaten ilaç yani. Bunun yanında yine manda kaymağımız. Vay 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 vay. İtis Gül Oymak'tan geliyor. 165 kilometre ileriden. 15 saatlik bir uygulamayla iş yerinde biz kendimiz yapıyoruz. Vay. İyice tencerede köpürtüp kaynatıyoruz. Diğer tencereye 10 dakika en kısık ateşte. 8-10 saat soğuyor. 8-10 saat da soğuk hava dolabına bırakıyoruz. Sabah erken saatte ustamız başlıyor kesmeye. Ön misafirlerimizi hazırlıyor. Maşallah. Evet. Çok güzel. Manda kaymağı. Şahane. Evet. Manda kaymağı. Ya işte derler ya. Yılanın ödü, kuşun sütü ne ararsan hepsi burada var ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir de son olarak yine tereyağı ve cacığımız. Bu cacık mı? Bu cacık, bu da tereyağı. Bu tereyağı da kaynak gibi. Niye beyazdır? Niye beyaz? Yoğurt yayığa dökülüyor, keçi yoğurt. Tamam. 7-8 saat kişi karşılıklı sallıyor. Gerçek. Evet. Yarım saat dinleniyor. Üzerini topluyoruz keçi tereyağı. Tuzsuz kahvaltı. Ha bu keçi tereyağı tabii. Mı? Tabii. Altındaki yoğurdu da bez torbaya döküp üzerine ağırlık bırakıyor. Süzülüyor. Hı. 3 gün boyunca. İçine dereotu, maydanoz, biber, istersek salatalık, istersek acı biber. Çok lezzetli oluyor. Bunun adı neydi? Cacık. Cacık. Normal cacık. Bu ikisini de özellikle Van çöreğiyle yiyoruz. Kete'ye de benziyor. Kete. Değil mi? Kete aslında. Batı'da kete, bizde Van çöreği. Değil mi? Erzurum'da, Kars'ta kete. İkisi de aynı fırında. Aynı fırında. Bunlar biraz olacak. Daha hamuru yağlı oluyor çöreğin. Bu kete yani evet. Çörek. Tabii, bu da sıcak pide. Bu da sıcak pide ekmek. Yani bunlar da Van kahvaltısına çok büyük değer katıyor. Ama Van'a gelip de hani bu kahvaltıyı yapmadan giden yoktur sevgili seyirciler. Herkes bu kahvaltıyı mutlaka yapıyor. Hatta uçaktan iner inmez tabii. Ya da otobüste iner inmez. Evet. İlk bu kahvaltılar çağrısına geliyor insanlar. Burada bu şahane kahvaltıyı yapıyorlar. İnşallah sizin de mutlaka ama mutlaka gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi de şöyle şahane Van kahvaltısını evet. Yapıp ondan sonra güzel bir yer. Olarak da ne diyoruz? Çiçek dalında her şey yerinde güzel. Değil mi? Van güzel, öyle. Van kahvaltısı öyle. Van'da güzel. Güzel. Afiyet olsun, bereketli olsun. Güzel Van'dayız, buyurun gelin beraber olsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.